Şeytanın oğlu ve en tehlikeli cin padişahı olan Mihrez el-Ahmer'i duydunuz mu? Hazırlamış olduğum bu videoda bazı içerikler rahatsız edici olabilir. Hassas bir bünyeye sahipseniz videodan çıkmanız için tam zamanı. Şeytanın oğlu olan cin padişahı Mihrez. Kur'an'da cinlerden bahseden 28 ayetten oluşan ve Cin Suresi diye bilinen bir sure bulunmaktadır. Bu surede dile getirildiği gibi cinler çeşitli gruplara bölünmüşlerdir. Cinlerin bir kısmı Müslümandır, bir kısmı ise şeytanın yolundadır. Bu cinlerin ise padişahları vardır. O padişahlardan öyle birisi var ki, o cinlerin en güçlüsü, en tehlikelisi ve en acımasızıdır. İblisin soyundan gelen, onun çocuklarından biri olan Mihrez. Şeytanın peşinden giden kafir cinleri yönetir. Hatta o kadar güçlü ki, bu cin padişahı bütün cin kabilelerini yönetebilir. O şeytanın oğlu Mihrez. Mihrez'e en bağlı kabileler ise Zuzula ve Cuhenna cin kabileleridir. Anlatılanlara göre şeytan Allah'a isyan ettiğinde Mihrez de onun peşinden gitmiş ve tarih boyunca yaşamış bütün peygamberlere düşmanlık beslemiştir. Onu diğer cin padişahlarından ayıran en büyük özellik ise insanların hepsine düşman olmasıdır. Çünkü Mihrez insanların diğer varlıklardan üstün olduğunu kabul etmediği için tıpkı babası şeytan gibi tek isteği insanların kötülüğüdür. O da diğer cin padişahları gibi genel olarak insanlara görünmez. Ancak sadece zaman zaman hüddamlara ve peygamberlere gözüktükleri, onlarla iletişim kurdukları bilinmektedir. Mihrez'i son gören ise Hazreti Muhammed'dir. Hadislerde anlatılan bir olay ise şu şekildedir. Hazreti Muhammed bazı sahabelerini mescitte toplar ve az sonra içeri şeytanın geleceğini, ona sorulan soruları cevaplayacağını söyler. Bir süre sonra kapı çalar. Peygamberimiz bu gelen yaratılanların en lanetlisi olan şeytandır der. Şeytan içeri girer. Bu olaya şahit olanların anlattıklarına göre şeytanın görüntüsü çirkin, elleri büyük, ağzı ise bir hayvan ağzı gibidir. Peygamberimizin ona insanlara ne tür tuzaklar kurduğunu ve en çok kimlerden nefret ettiğini sorar. Şeytan da bu soruları cevaplar. Sonrasında ise Peygamberimiz şeytana, "Seninle buraya gelen ve mescidin kapısında duran kimdir ey lanetli iblis?" diye sorar. Şeytan da "Benimle gelen oğlum Mihrez el-Ahmer'dir" diye cevaplar. Bu olayda anlatılan tariflere göre cin padişahı olan Mihrez insan şeklinde görülmüştür. Cin padişahı Mihrez'in sayısız oğlu olduğu dile getirilmektedir. Cin padişahlarının direkt olarak insanlara musallat olmadığı anlatılıyor. Cin padişahı Mihrez'in birçok çocuğu olması da onun bazı olaylara dahil olmasına neden olabiliyor. Fakat bazı olaylarda cin padişahlarının bizzat müdahale ettiğinden bahsediliyor. Bu olaylar ise kendi yakınlarına dokunulursa görülebiliyor. Tanınmış bir hoca bir anısında şöyle anlatmaktadır. Cin musallatına uğramış insanlar kurtulmak için bana gelirdi. Ben de onlara yardım eder, dertlerine alimlerden öğrendiğim şekilde çareler arardım. Bana gelen bütün musallatları bir şekilde kurtarıyordum. Ancak cinlenmiş bazı kimselerin ölümlerine engel olamamaya başladım. Daha önce ölümle sonuçlanan olaylara
denk gelmediğim için büyük bir korkuya kapıldım. Bilmediğim bir şeyler mi var diye düşünürken birer hafta arayla gelen 3 kişinin musallat olan cinler yüzünden ölmesi beni çaresizliğe itmişti. Bir gece kapım çaldı. Cin musallat olmuş bir adam bilinmeyen sözler söylüyordu ve çevresine saldırıyordu. Akrabaları onu zor zapt ederek ellerini ve ayaklarını bağlayarak getirmişlerdi. Hemen bildiğim duaları okumaya başladım. Fakat ne yaparsam yapayım bu güçlü cini yine de çıkaramıyordum. Hatta ben dua okudukça daha da güçleniyordu. Birden gözlerim sanki görmez oldu. Çevremdeki insanların yüzlerini belli belirsiz görebiliyordum. O sırada kara çarşaflı bir kadının odanın içerisinde gezdiğini gördüm. Bize bakıp gülümsüyordu. İlginç olansa ne yöne dönsem bu kadın vardı. Sanki ışık kadar hızlıydı. O kadına dönerek "Ey şeytan, sen de kimsin?" dedim. Bu kara çarşaflı kadın bana dönerek "Ben Mihrez el-Ahmer'in karısıyım." dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Anladım ki bu cin musallat olmuş adama dua okumaya devam edersem benim başıma gelecek olanları engellemeye de kimsenin gücü yetmezdi. Çünkü bu adama musallat olan cin Mihriz'in karısıydı. O gece bir daha cin çıkarmamaya tövbe ettim. Çünkü bu dünyada peygamberler dışında kimsenin gücü cin padişahı Mihriz'in musallatını düzeltmeye yetmezdi. Bu insanların böyle büyük musallatlara uğramasının nedenini hala bilmiyorum. Belki de Mihriz'in çocuklarından birini çağırmışlar ve ölümüne neden olmuşlardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.